Katik kilisenin amacı cenneti yeryüzünde yaratmaktı. Orta çağdaki dini düşüncelerle klasik düşüncelerin bir karışımı sonucu bazı semboller oluştu. Örneğin ışık, yaradının yeryüzündeki yarattığı ilk şeyi ve ilahiliği vurgular. Bu konu İncil'de yaratma anında karanlık ve aydınlığın ayrıldığı, önceden ışığın olduğu şeklinde ele alınmaktadır. İlahi ışık kavramı tüm orta çağ boyunca kullanılır. Işık ağırlıksızdır, güzeldir. İnsanoğlunun cenneti gözünde canlandırabilmesi için mükemmel bir metafordur. Bu sebeplerle Gotik dönem mimarisinde kilisenin içine mümkün olduğunca çok ışık girmesine önem veriliyor. Bunu mümkün kılmak için kemerli payandalar kullanılıyor. Romanesk tarzdaki kiliselerde pencereler duvarın içindeki delikler gibidir. Küçüktür. Gotik yapılarda ise kullanılan uçan payandalar sayesinde çok büyük pencereler yapılabilmiştir. Bazı konularda mimari açıdan zorluk çekiliyor. Birincisi binanın taş kemerlerinin sütunlar üzerine getirdiği yükü taşıyabilmek için sütunlar oldukça kalın oluyor. Hatta yer yer duvar kalınlığına ulaşıyorlar. Romanesk kiliselerde de durum budur. Ayrıca pencereler küçük olduğu için içerisi oldukça karanlıktır. İkinci konu ise ağırlığın sadece aşağıya doğru değil, aynı zamanda dışa doğru baskı yapması. Uçan payandalar gücün önce dışarı, sonra yere aktarılmasına da yardımcı oluyor. Uçan payandaların baskıyı önce dışa ve sonra da zemine aktarması sayesinde payandaların arasındaki uzaklık açılıyor ve daha büyük pencereler yapılabiliyor. Payandalar içeri mümkün olduğunca fazla ışık girmesini sağlayacak şekilde ince tasarlanıyorlar. Mimarın kiliseyi planlarken altın orandan yararlandığı, ayrıca hiçbir şeyi kendi başına değil, aynı evrendeki gibi bir bütünün parçası olarak tasarladığı biliniyor. Pisagora belki de ondan da öncesine kadar geçmişi olan bir düşünce tarzı bu. Uyum ve mükemmel oran cennetin ideal ortamına ulaşmanın bir yolu olarak görülüyor. Kilise, antik Roma döneminden beri uygulanmakta olan klasik bazilika planına uygun şekilde inşa edilmiş. Hristiyan kiliselerinde ise nef bölümünü kesen transeptlerle formun haça dönüştüğünü görürüz. Bu kilisede de aynı yapıyı görüyoruz. Yangından sonraki dönemde transeptler ekleniyor. Transeptlerin eklenmesinin bir sebebi Hazreti Meryem'in giysisini görmek üzere pek çok kişinin gelmesinin beklenmesi, bu sebeple de kilise iç alanının büyütülmek istenmesi olmalı. Hacılar içeriye girdiklerinde dış yan koridorlardan yürüyerek koro bölümüne ulaşıp hiç altarın önünden geçmeksizin çıkışa geri gelebiliyorlar. Dışarıda ise ziyaretçiler için ayrı bir giriş sağlanmış. Transepte koridorlara... Kuzeydeki pencereye ve genel ortama baktığımızda en göz alıcı hususun vitraylardan gelen ışık olduğunu hissediyoruz. Kuzey kısmındaki büyük gül pencerenin altında 5 tane sivri pencere daha bulunuyor. Ayrıca gül ve sivri pencerelerin arasına da başka pencereler koyulmuş. Açılabilecek tüm alanlardan pencere koymak için yararlanmışlar. Gül pencerenin orta kısmında Hazreti Meryem ve Hazreti İsa'yı görmekteyiz. Hz. Meryem dört güvercin ve meleklerle çevrelenmiş. Bunların dış tarafında bulunan baklava şekilli 12 pencerede ise Hz. Meryem'in ataları olduğuna inanılan Yahuda kralları bulunuyor. Bunun da dış tarafında ise eski ahitte geçen 12 peygamber yer alıyor. Yani en başından beri Yaradan'ın insan ırkı için planının bu olduğu belirtiliyor. Yaratılıştan itibaren insan ırkının kurtuluşunun nebilerde, peygamberlerde, Hz. Meryem ve atalarında, Hz. İsa'da olduğu vurgulanmış. Kuzey kanattaki gül pencerenin altındaki kapıdan dışarıya çıkılıyor. Bu kapıya dışarıdan baktığımızda insanların toplanmasına olanak sağlayacak kadar derin bir giriş holu olduğunu görüyoruz. Baş kemerlerde gördüğümüz heykeller kilise içindeki vitray ve diğer öğelerle uyumlu. Sol alt tarafta suyun ve denizin ayrı olduğunu görüyoruz. Yani İncil'deki Genesis bölümü. Sonra Tanrı Adem ve Havva'yı yaratıyor. Bu giriş bölümünün tamamı Hazreti İsa'nın doğumundan önceki döneme adanmış. Hazreti Meryem daha ön planda. Alınlıkta Hazreti İsa'nın cennette Hazreti Meryem'e taç takmakta olduğunu görüyoruz. İki kapıyı ayıran sütunda ise bebek Hazreti Meryem'i ve onun annesini görüyoruz. Bunun üzerinde ise hayatını görüyoruz. Hazreti Meryem'e Hazreti İsa'yı doğuracağının müjdelenmesi ve daha sonra Hazreti Meryem'in cennete gidişi ve cennette oğlu İsa tarafından kutsanması. Yan kapı pervazlarında gördüğümüz heykeller batı yönündekilerden oldukça farklı. Görmekte olduklarımız gotik tarzda heykeller. Giysilerdeki kıvrımların hacim kazanmaya başladığını görüyoruz. Vücutların oranları daha ince uzun. En önemlisi de figürler artık birbiriyle duygusal olarak iletişim içindeler. Sol cephedeki figürler gibi değiller. Anlatmakta oldukları bir hikaye var. Burada görmekte olduğumuz heykeller 13. yüzyıldan. Sol taraftan başlarsak en solda İshak peygamber. Onun sağında ise İbrahim peygamber var. İbrahim peygamber yukarıya, onu oğlunu kurban etmekten alıkoyacak meleğe bakıyor. Sağında Musa peygamber, Sami peygamber ve Davut peygamber var. Sağ tarafta ise diğer nebiler var. Örneğin Hazreti İsmail, Ceremya, Yahya peygamber var. Bu da Aziz Peter. Buradaki azizlerin ortak özelliği Eski Ahit'te yer almaları ve Katolik inancına göre Hazreti İsa'nın geleceğini haber vermiş olmaları. Burada gördüğümüz heykellerin yüzleri son derece özgün. Sol cephede gördüğümüz heykellerden oldukça farklılar.